Chapter 11 Concurrency bölümüne geldik. Oldukça önemli ve anlaması zor bir bölüm. Elimden geldiğince basite indirgeyerek, size threadleri tek tek göstererek anlatmayı deneyeceğim. Concurrency bölümü eş zamanlılık demek. Eş zamanlılık, concurrency kelimesini duyduğunuz an bunun başrolü thread'dir. Thread'in tanımı da şu kitaptaki tanım çok güzel alalım. Birden fazla aktivitenin eş zamanlı olarak yapılmasına izin veren yapıdır diyeyim. Thread. Peki neden böyle bir yapıya ihtiyacımız var? Çok kısa bir özet geçeyim. Mesela bizim çok uzun süren metotlarımız olabilir, kod bloklarımız olabilir, yapılarımız olabilir. Bazı işlerimizi çok kısa sürebilir. Bunları tek bir thread sırayla hani single thread yani beklemesin, o iş bittikten sonra o çalışsın falan gibi bir yapı yapmayıp direkt o işi bir thread yapsın, bu işi bir thread yapsın diyerek mesela 5 saniyede biten bir şeyi 1 saniyelere, yarım saniyelere kadar düşürebildiğimiz bir yapı. Baktığınız zaman müşteriler için, sistemler için çok faydalı. Ama bu demek değil ki her yerde kullanalım. Bunun single thread kullanımına göre concurrent bir yapı yapması, tasarlaması çok zor ve meşakkatlidir. Deadlock'la yani deadlock gibi riskleriniz, makinenizin gücü yetmemesi gibi riskleriniz söz konusu yani. Bunu bu chapter'da hepsinin detayını göreceğiz. Nasıl, ne zaman kullanmalıyımı göreceğiz bakalım. Item 78 ile başlayalım buna. Synchronize keyword'ünü gördük bile. Hemen nedir? Bu işe bakalım. Şimdi synchronize kelime yani buradaki tanımını şöyle verelim. Garantiler neyi? Bir metodu veya kod bloğunu o zamanda tek bir thread'in çalıştıracağını bana garantileyen yapı synchronize'dır. Şu an anlamazsınız bile. Şimdi hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Joshua'nın ilk örneği bu. Bunun ne kadar sürmesini bekliyorsunuz çalışmasını? Bu ne yapıyor? Bir görelim. Bir tane static boolean'ım var. Stop requested. Bir tane main metodum var içerisinde. Main metodumda bakın burada bir thread oluşturuyorum. Thread ne yapıyor? Int i 0 var. While stop requested iken i'yi durmadan artıran bir yapı var aslında. Bomboş bir thread. Yani bunun ne olması? True olması lazım ki değili var burada. False olsun, yoluna devam etsin. Hani buradan çıksın ve yoluna devam etsin tarzında bir yapı tasarlanmış. Burada thread'imi başlatıyorum. Bu thread aktif çalışmaya başlıyor. Bir tane main thread'im var zaten. O da buradan yoluna devam ediyor. Bir saniye uyuduktan sonra bunun değerini true yapıyor. Bu da true olduğu için true'nun değiline false içeri girme, bunu da bitir gibi bir yapı var. Ama tabii ki çalışmayacak. Hemen bakalım. Bakın. Normalde ben bu çoktan çalıştı, bunun bitmesini bekliyorum. Ama hiç de öyle olmuyor. Benim gördüğüm bakın. Değil mi? Hala çalışıyor. Uygulamam ayakta. Terminate dedim. Bunun neden olduğunu size şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir buraya attım. Bir de buraya breakpoint attım. Debug çok önemli. Yapmayı bilmemiz lazım. Şimdi. Uygulamamı başlattım. Benim bir tane main thread'im var. Bir tane de ne? Thread sıfırım var. Main thread'im nerede? Burada. Thread sıfırım nerede? O da burada. Bu kendi başına durmadan takılan bir yapı bakın. Bu durmadan böyle çalışacak. Hop, ben bunun çalışmasını bakın elimle durdurdum. Bu daha çalışmıyor değil mi? Buraya geldim. Burayı stop requested'ın değerini hop false yaptım. Sonra tekrar buraya geldim. Bu sefer ne oldu? Çıktı. Bakın hop hop. Sonra tekrar şu thread'ime geldim. Elimle ne yaptım? Uygulamayı bitirebildim. Doğru bir şekilde çalıştırabildim. Elimle senkronize bir yapı yapmış oldum burada değil mi? Senkronize ettim. Bir thread'i çalıştırırken diğerkine hop dedim, dur dedim sen. Hani bunu sağladım aslında burada. İşte ben bunu elimle yapmayayım diye, böyle debug'da elimle yapmayayım diye şu tarz bir yapı çıkartmışlar. Synchronized. Şuradaki thread'im birebir aynı şekilde kodu. Şurada yine thread'imi başlatıyorum. Burada değeri şöyle false yapmıyorum da, hemen geleyim şuraya. Stop requested eşittir true yapmıyorum da, bunu şu şekilde true yapıyorum. Bu da nasıl? Synchronized void olarak. Yani synchronized kelimesini kullanıp az önce elimle yaptığım şeyi burada yapıyorum. Ve değerini de alırken yine synchronized yani şurada değerini çekiyorum. Bunu debug etmenin anlamı yok. Az önce elimle yaptığım şeyi yapıyor aslında. Bakın run ettiğimde bitti. Bakın synchronize bu işe yaradı. Peki bunun tek çözümü synchronized mı? Değil. Yani
başka çözümlerimiz de var. O da bir tanesi volatile. Bakın az şuradaki örneğimin aynısı. İstiyorsanız şuradan gideyim hani. Buraya daha aşinasınızdır. Gerçi aynı kod ama. Benim buradaki boolean'ım. Diyorum ki bu boolean'ım uçucu olsun. Hani volatile olsun. Bakın bu boolean'ımı uçucu yaptım. Yani bu threadler arasında ortak bir şey paylaşıldığı zaman kullanılan bir yapı. Bu sefer birbirlerinden haberi oluyor. Buradaki değişimde bu arkadaş da bunu anlayabiliyor. Bu volatile'da böyle bir yapı. Bir tane daha çözümümüz var. Hemen ondan da bahsedelim. O da atomic boolean dediğimiz bir yapı. Ama bunda zaten detayına gittiğinizde çok sürpriz değil. Bakın burada zaten volatile'lar falan havada uçuşuyor. Ona nazaran tasarlanmış bir yapımız var. Bu da tabii ki aynı yapı bu arada. Thread'in böyle. Şurada sadece bunu atomic boolean olarak tasarladığım bir yapı var. Bunu run ettiğimde şurada da değerini set true yapıyorum. Run ettiğimde tabii ki bunun da doğru çalışmasını hop bekliyorum. Genel olarak synchronized kelimesini, atomic boolean'ı, volatile'ı görmüş olduk. Yani threadler arasında ortak bir değer paylaşımını görmüş olduk. Tabii sadece atomic boolean yok, diğer değerler içinde atomic yapısı var. Hangisini kullanmalıyım derseniz duruma göre değişir. Ama hepsinin günün sonunda size verdiği şey aynı. O yüzden diyorum hani threadleri bakın burada siz güzel bir yapı tasarladığınızı düşünebilirken burada sizi ölümcül bir yapıya sokmuş oluyor. O yüzden thread kullanmak tehlikeli. İyi bilmek lazım, iyi test etmek lazım, iyi denemek lazım. Makinamızın gücünü bilmemiz lazım. Bunları zaten şu diğer bölümlerde işleyeceğiz. Keyifli seyirler şimdiden.